Diz boyu karlı bir gece, sofradan kaldırılıp polis otomobiline bindirilip bir trenle gönderilerek bir odaya kapatılmakla başladı maceram. 9. yıl biteli 3 gün oluyor. Koridorda sedyede bir adam, yüzünde uzun demirleri kediri, açık ağzıyla sırt üstü ölüyor. Akla yalnızlık geliyor. İlki 76 gün sessiz düşmanlığında üstüne kapanan kapının, sonra saç bir geminin baş altında 7 hafta. Lakin yenilmedik. Kafam ikinci bir insandı yanımda. Çoğunun yüzünü unuttum düştüm. Yani çok ince, çok uzun bir durumdur aklımda kalan. Yüksek kaygıları var daha sevdiğim. Hey dostu olmak değildiler. İnsandan çok eşyaya benziyorlar. Duvar sahteydi o ahmak çivirliği ve çeletli zincir filan gibi hazin ve rezildiler. Özgürde sokaksız bir şehir, sonlu bir son başarı, gören varlıklardan yalnız kediler. Yasaklar dünyasındayım. Yarın yanağını koklamak yasak. Çocuklarına yemek yedirmek aynı sofrada yasak. Yastığında kutu kapatmak lazım. Yorulmak diyor. Yorulmamış mektup almak yasak. Yatarken lambayı söndürmek yasak. Sevmek, düşünmek, anlamak. Koridorda sedyede öldü adam götürdüler. Artık ne ümit, ne gelen, ne ekmek, ne su, ne hürriyet, ne hadis, ne kapıcı, ne gafya, ne kahraman. Yine de karşımızın yüzüne bakan kediler. Bu iş bitti, tamam. Lakin devam ediyor bizimkisi. Sevmek, düşünmek ve anlamak da devam ediyor kafam. Bu işememin affetmeyen ömrümüzü devam ediyor. Ve sabah kalpleri karaciğer sancmakta ve devam.